Siz aldınız. Elimizde veriler var. Hı hı. Belki dört, belki altı veri. Ee, Orta Doğu'da yani Suriye'de yaşanan durumu görüyoruz çok net. Ee, Türkiye'de 15 Temmuz bir FETÖ e, sıkıntısını gördük. Çok net. Siz Ergenekon sürecini yıllarca anlatmaya çalışan bir kişiydiniz. FETÖ'yü de anlattınız aslında zamanında. Şimdi o somuta geldiğimizde ne görüyorsunuz? Çok net, çok açık. Bakın. Demin bir şey söyledim dedim ki coğrafya ve tarih bunu bu tarafa koyduğunuz zaman çok açık çok net bir şey var. Bu coğrafyada son tahlil aynı şekilde Libya'ya ne yapıldıysa, Irak'a ne yapıldıysa, Suriye'ye ne yapıldıysa, Lübnan nasıl kaldırıldığıysa. Mikrofonunuzu biraz yukarıya kaldırırsanız gömleğinizi sürttüğü için ses sorun tamam. olmasın. Tamam teşekkür Peki. ederim. Efendim şimdi Lübnan diye artık bakın bir devlet yok. Afganistan'a ne yapıldıysa, Pakistan'a ne yapılmak isteniyorsa gibi. Türkiye için aynı şey söz konusu. Önü sonu, son tahlil Türkiye'nin de becerilebilirse parçalatılması. Becerilemezse Türkiye'nin siyasal şimdi son cümleme herkes dikkat etsin. Ondan sonra söylüyorum sonra abuk subuk işler yazıyorlar benim ağzımda. Hmm. Böyle mercimek beyinli insanlar anlamadan yazıyor. Bir kez cümleleri sonuna kadar lütfen herkes dikkatle dinlesin. Böyle başını alıp sonunu bırakmayın. Çünkü bunu, bu işlerden çok çekiyoruz biliyor musun Bu saçma sapan tabii, işlerden tabii. çok çekiyoruz. İyi dinlemek lazım. Savcı karşısına gidiyorum, polis karşısına gidiyorum bu saçma sapan adamların yazıları yüzünde. Tabi orada ne oluyor diyorsan hiçbir şey olmuyor ayrı bir şeyde. Neyse. Efendim bakın. Şimdi şu lütfen dikkat ediniz. Bir. Soğuk Savaş bittikten sonraki dönemde. Genişlet, önce Büyük Orta Doğu sonra adı değiştirilerek genişletilmiş Orta Doğu ne dönüştürüldükten sonra. Yani Fas'tan Çin sınırına kadar düzenlenecek. Yeni bir coğrafya. Bunu ben söylüyorum. Condoleezza Rice'in kendisi söyledi. Evet. Fas'tan Çin Orta Çin sınırına Doğu kadar. Projesi. Genişletilmiş Orta Doğu projesi. Ha, Orta Doğu önce Doğu Büyük Orta Doğu dediler, sonra genişletilmiş Orta Doğuya çevirdiler adını. Bunun. Efendim. Şimdi bu bakın. Şimdi buna baktığınız zaman, önce birinci aşamada söyledikleri şey şuydu. 22 devletin siyasal sınırları ve siyasal rejimleri değişecek. Fakat daha sonra süreç işledi, etti işte Libya'yı parçaladılar üçer. Irak'ı parçaladılar üçe. Bugün Suriye şimdi kaça parçalanmış durumda olduğunu şu an için çok daha göremiyoruz net ama artık kuzey bandında işte Türkiye'nin büyük mücadele vermiş olduğu kuzey bandında bir kere orası netleşti. Onu görüyoruz. Şimdi orada bir Kürt şu arka bir Orta Doğu haritası rica Oysunlar, edeceğim arkadaşlardan. Hani net izleyenler de daha Nat net görünüp. görürler. Efendim, orada zaten bir şey PYD PKK YPG işte bir tırnak içinde söylüyorum işi uzatmamak için bir Kürt bandı şimdi orada yaratıyor. Şimdi bu Kürt bandı yaratılmasın Rusya'da ABD'de ikisi de birlikte hareket ederek bu bandı yarattılar. Şimdi bu bandın artık geri dönüşü yok. Biz oraya Fırat'ın doğusuna şimdi askerlerimizi de soksa gitsek orada savaşa PKK konsurları ne yaparsak yapalım. Şimdi o bandı yarattılar. Şimdi o bant orada duruyor bakınız. Şimdi yaptıkları şey şu. Birinci aşamada ondan vazgeçtiler. Şimdi diyorlar ki senaryoları siyasal sınırlar kalacak. Yani biz milli sınırları diyoruz ya siyasal sınırlar kalacak ama ülkenin iç sınırları değiştirilecek. O. Evet şimdi gelmiş oldukları ikinci aşama Kudistan bu. Mesela mi? Kürdistan, Çerkezistan, Lazistan adına adı, adı, her, her ne diyorsanız ve adına her ne denecekse. Şimdi bu büyük tehlikeli kısmı bu. Ben bu 15 Temmuz'dan sonra 17 Temmuz, 19 Temmuz, 21 Temmuz yani çok net daha sıcağı sıcağına de ki 2019-2020 aralığı Türkiye'yi çok büyük karışıklık bekliyor. Bakın bu işin sonunda su, kan su yerine akıtılacak. Aman dikkat edelim ona adına işte Dereoğlu'nun tercihine diyor ki iç savaş olacak. İç savaş başka bir şey. Anlattığımız başka bir şey. Hmm. İç savaş çok yani başka işte bir konsept. Yani kanlı darbe işte bir, falan baş, değil. Baş, baş, Erol mütercümler başka bir şey söylüyor. Bakın Pınar Yok Hanım. Yok mu? Bak, mı? Bakın niye söyleyeyim. <laughs> Genelkurmay Başkanı ve Kara Kuvvetleri Komutanı'nı razı edemediğiniz sürece darbe yapamazsınız. Bu bir. iki. Türkiye NATO'da kaldığı sürece NATO koridorları Pentagon izin vermediği sürece darbe yapılamaz. Bak bir daha söylüyorum. ABD ve NATO izin vermediği sürece Türk. Ya bunu işlerine gelince. Geçmişte gelirse, verdiler. Evet, Bakın geçmişte. Evet. İşte darbe. Niye izin Darbe meselesinin ne kadar zor olduğunu anlatmak için yani, bu örneği şöyle verdim. Ki, şundan dolayı soruyorum. Fethullah Gülen'in Pensilvanya'da yaşantısı halen daha para kaynaklarının akıyor olması varsayımında Amerikanın da iade konusunda hiçbir adımı ve hiçbir şeyi ne görmediğimiz varsayım altında Amerika ya da Pentagon ya da başka bir güç ya da CIA neden e, istemesin? Ya her zaman ister. Pınar Hanım her zaman ister. Geçmişte Türkiye'de kaç tane yaptırdılar. Bakın ben Ergenekon'dan yargılanırken de aynı cümleyi o mahkeme salonunda söyledim. ABD istemediği sürece askeri darbe yapılamaz diye. Ertesi gün gazeteler manşetten verdiler benim o cümlemi. Bakın hmm. 15 Temmuz'u bak, ABD istedi. Bakın gayet bu tabii kadar ki net. şöyle bir şey ama ABD istedi derken onu ıı, izleyiciyi yanıltmayalım. Bakın 15 Temmuz'da CIA'nin bir koridoru, NATO'nun bir koridoru, Pentagon'un bir koridoru var. Yani işin içinde Beyaz Saray, Amerikan Genelkurmay Başkanlığı, NATO Genel Komutanlığı yok. Zaten onlar olmuş olsa darbeyle sonuçlandırırlar. Niye? Senin Genelkurmay Başkanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı işin içine sokarlar zaten. Sokarlar. Oradaki mesele farklı bir işti. Ben her zaman söylüyorum. Başarısızlık üzerine başarısızlık stratejisi üzerine kurulmuş çok başarılı bir operasyon yaptı o gece. İç savaş, çıkartır mız çıkartamaz mıyızın provasını yaptılar. Orada orada başka bir şey gördü. Bu tarafın cemaatin genel menlerinde hepsini de ateş attılar. Bak hepsi yok oldu gitti. Şurası bir gerçektir. Ülkene hainlik yaparsan sonun budur. Şey merak ediyorum. Ülkene hainlik yapmayacaksın. Çok önemli. tercihler. CIA'de, Baylox CIA'de üretilmiş evet. bir yazılım. Bu yazılım FETÖ'ye servis edildi ve sonra da işte tereyağından kıl çeker gibi baylokçular tabii çekildi. hepsini alacaklar. Bakın dikkat edin. Hep söylüyorum. Bir gazeteci kalemini satılığa çıkarırsa, bir akademisyen aklını satılığa çıkarırsa, bir siyasetçi ülkesini soymaya kalkarsa, bir asker, bir subay kendi ülkesini ve kendi ordusunu başka bir ülkenin ordusuna ya da ülkesine satmaya kalkarsa, önü sonu Onları satın alanlar onları ölüme mahkum eder. Tartışması yok bunun. Bunun tartışması yok. Onun için tek kural var. Vatansever olacaksın. Yalnızca ülken için düşüneceksin. Kalemini ülken için oynatacaksın. Siyasetçiysen ülkenin zenginliği için çalışacaksın. Kendin için değil, hırsızlık yapmak için değil. Ülkeni kalkındırmak, ekonomi. Akademisyensen bütün aklını ülken için koyacaksın. Bunların subaysan, Yalnızca ve yalnızca ülkenin ordusu için. Bileceksin ki ulusal çıkarım ben buyum. Bunların dışında bunun bakın dünya yüzünde anlattığımdan farklı bir örnek yoktu Seni <laughs> kullanır yaptırırlar sonra seni yok ederler. Peki iç savaş denemesi yaptılar dediniz. Ee, ne gördü Amerika o akşam? Şöyle gördü. Türkiye'deki, yani yapan güç. Söyleyeyim, Türkiye'deki fay hatları son derece hassas. Bu ülkede... Bu fay hatları kullanıldığı sürece biz burada istediğimiz zaman iş savaş çıkartırız. Onu çok net gördüler o gece. Niye biliyor musunuz? Bak şimdi. Işte. Ama o gece 15 Temmuz'da sağ görüşü, sol görüşü. İşte şimdi onu anlatacağım. Bak şimdi. Hükümet yanlısı parti. Biz... Herkes ortak bir yani noktada bak, buluşmadı biz... mı? Buluştu. Şimdi bizim açımızdan bir kere o gecenin ne önemi vardı? En yani şunuk gözden kaçıp hep onu anlattım ısrarla, sıcağı sıcağına. Bakın, eğer o gece karargahlarından Ordunun büyük gövdesi olan Atatürkçü işte küçük bir kısmı olan kemalist gruplar. Onlar o gece karargâhtan bunlara uyup çıksalardı ne olurdu? Herkes hayal etsin bakayım. Herkes binlerce tank sokaklarda olsaydı. O asker sokağa çıkmış olsaydı. Bak dikkat edin. O yurtsever subaylar işi gör. Çünkü yıllar yıl onlar orada eziyet çekti. Onlar görüyorlar bu grubun hı hı. ne halt ettiğini. Dolayısıyla bir kere o karar karargah çıkmadı. Bakın onu hiç ihmal i̇şte onlar etmeyelim. Onlar yurtsever subaylar olduğu için. Çok yaşayın. İşte ben de onu anlatmaya uğraşıyorum. Bir tek bizim tek ölçütümüz olmak zorunda vatanseverlik. Bakın o gece düşünün şimdi sokağa çıkan insanlarımız açısından. Asker polisi öldürdü, polis askeri öldürdü, polis sivili, asker sivili, sivil asker. Kim kimi tanıyordu o gece? Bak adamlar başka bir şeyin peşine düştüler. Bizim için o gece yaşananlar en temel ölçütümüz olmalı bugün. Bakın en temel ölçüt. Biz bir provanın içinde kaldık. Gördük, yaşadık. O aptalca işleri niye yapalım bir daha Pınar Hanım? Niye yapalım? temizlendi mi? Hayır. Hayır. Temizlen Orada hala temizleyemeyiz. Nasıl temizleyeceğiz? %85'iniz FETÖ'cü nasıl temizleyeceksiniz? Kolay mı? Sizin zamana ihtiyacınız var. Bir taraftan temizleyeceksin. Bir taraftan onun yerine istihdam edeceksin. Subay dediğiniz şey kolay mı yetişiyor? Bakın bir deniz subayının yetişmesi sizin en az 20-25 yılınızı alıyor. Kolay mı? Bir hava kuvvetlerinde yetişmesi kolay şey mi öyle? Hadi kara kuvvetleri yine nitekim daha alt teknoloji bilmem ne. Hadi orada, orada da tabii yüksek teknolojinin kullanıldığı alanlar vardı ama özellikle deniz kuvvetleri. Bakın ne yaptılar Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi o rezil kumpası kurarak, o rezil kumpasları kurarak orduyu çökerttiler. Özellikle deniz kuvvetlerini çökerttiler. Niye yaptı? Çünkü senin deniz kuvvetlerin yükselmişti. Bir, Milgen projesini geliştirmişti. Milli gemini yapıyordun. Sen yurt dışından 600 milyon dolara fırkateyn bilmem ne o gelişmiş gemilerini alırken Türkiye'de 60 milyon dolara yapılıyordu onlar. Bakın o projede olan bütün deniz subayları mühendisinden birini aklınıza kim getiriyor? Tamam hapishaneye alındı. Tamamı tamamı. İki, bu Gürcistan meselesinde Deniz kuvvetleri Amerikan donanmasını Karadeniz'e çıkartmadı. Bir tek hastane gemileri çıkartılabildi. Üç, bugün Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz, Doğu Akdeniz'de çok konuşuyoruz ya. Kıbrıs'ın kuzey bandına yine Amerikan donanmasını sokmadı o Bahriye. Türk donanması sokmadı. Ve bunların bedelini ödettiler. Bunların bedelini ödettiler. Ama ne oldu? Dünya Türkiye'de yüzlerce gazeteci, kimisi cehaletinden. Kimisi ben abi işte cemaat. kimisi yalakalık affedersiniz yanaşıyor çünkü para kaynaklarıydı o. Kimisi siyasal iktidara ben yakın durayım akıllarınca öyle çözdüler sanki siyasal iktidar ülkenin çökmesini istiyor aman onlarla birlikte olacakmış gibi. Dolayısıyla büyük bir karalama tarafta bir gazete yarattı CIA şey gazetesi. İşte CIA'nin CIA tabi. Bak ben gözaltına aldım bu. Şu anda Olandır. en tehlikeli bak. uluslararası iz... bak, Biz bak, bir, yani bir sürü iş var CIA'de. CIA gizli örgüt değil ki CIA'ya açık Hayır yani. İstihbarat, yani örgütü. istihbarat örgütü. O CIA, CIA çok açık açık. Ama her var şey şimdi. oradan çıkıyor yani e Gayet artık tabii ki. Bir, pek çok şey oradan çıkıyor. Her şey değil de pek çok şey oradan. Onun yanında yardımcı bir ülkelerin kendi istihbarat örgütleri de yardım ediyor. Allah'ın aşkına 1 Mayıs 1977 katliamı yapıldı. içinde MIT'le CIA'ya ortak yaptı. Kendi ülkemizde. 34 kişi öldürüldü. 200'ün üzerinde insan yaralandı. 12 Eylül'ü düşününüz. 12 Eylül'e giden süreçte bu kadar siyasal cinayet işlendi. Ne oldu? MIT'in içinde de ruhunu satmış bir takım adamlar o yabancı istihbarat örgütleriyle işbirliği yaptılar. Kenan Evren, kendini devlet başkanı ilan eden Kenan Evren bize demedi mi? General Rogers benim arkadaşım söz verdi, yardım edecekler diye. 12 Eylül olduğunda Amerikan Cumhurbaşkanı tiyatro izliyor salonda. CIA sorumlusu gelip kulağını eğilip demedi mi? Our boys have done it. Yani bizim çocuklar onu başardı diye. Şimdi bunu söylemesi için burada bir işbirlikçilerin olması lazım. Bakınız bir ülkede komplo açığa çıkmışsa, bir ülkede provokasyon varsa gibi iç savaş varsa ülkenin içinden işbirlikçiler olmadığı sürece bunları yapamaz. E gördük işte biz FETÖ'de gördük işte 15 Temmuz'da gördük de yani çok net. Ergenekon balyoz süreçlerinde bak biz bu, bunları bak, gördük. Bu, bakın bu cemaat, Bakın bu cemaat hem kendisi bunları yaptığı gibi Ergenekon balyoz askeri casusluk gibi ahlaksızca kumpasları da kurdu bu ülkeye. Hava kuvvetlerini mahvetti, deniz kuvvetlerini mahvetti. E o dönem medyada yazan onlarca insan bunları alkışladı kardeşim. Televizyonlarda çıktı neler konuştular. Bırakın siz onu şimdi seçtirmediler o milletvekilini. AKP'den milletvekili olmuş bir şahsiyet vardı. Her gün ağzından salyalar saçarak bunu bunları ön, tarafındaydı FETÖ'cülerin. Tarafındaydı. Hadi diyeyim ki cehalet, hadi diyeyim günahını alamam yani onun satılık bir adam olduğunu tövbe billah söyleyemem de cehaletinden diyeyim. Şimdi bakınız fark etmeniz lazım. Ben alındım ilk gece polisin bana sorduğu sorulardan birisini biliyor Taraf gazetesi için ne düşünüyorsunuz? Tutanaklarda var. Hiç hiç tereddütsüz CIA'nin gazetesi dedim. Bir daha ikinci soruyu sormadılar bana. Türkiye'de var mı başka? Var. Ne gibi? Şu anda. E olmaz olur mu canım? Bakın. Sizi rahatsız eden. Tehlikeli gördüğünüz dünya kadar şey. var. Ya dünya kadar var. Pınar Hanım dünya kadar var. Bakın Merak şö edin. şöyle bir şey söyleyeyim bakın. Türkiye çok önemli bir ülke. Bu yeni bir şey değil. Bakın Türkiye'nin önemli çünkü Anadolu coğrafyası baştan itibaren sıkıntılı. Bizans da buradayken sıkıntılıydı. Selçuklu da geldiğinde sıkıntılı. Osmanlı da olduğunda sıkıntılı. Türkiye Cumhuriyeti devamı olarak coğrafyanın kendisi zaten sıkıntılı. Bizim bunun farkına varmamız lazım. Bakın Amerikalıların, ABD'nin bize ilk silah satışı 1865 sonrası başlamıştır. Yeni bir şey değil. Dikkatinizi çekelim 1865 sonrası. Sultan Abdülaziz döneminde çok sıkıdır silah alışverişimiz bizim ABD ile. İç savaş bitince silahı nereye satacaktı bunlar dışarıda? Bir grubu Ruslara sattı. Dikkatinizi çekerim bak bir grubu Ruslara sattı silah tüccarlarını, bir grubu Osmanlı bize sattı. Bir grubu da işte Avrupa'da bazı ülkelere sattı. İngiltere başta olmak üzere. Oradan başlayan bir ilişkimiz var bizim. Ama bizim asıl büyük problem yaşadığımız ülke Osmanlı İmparatorluğu devleti döneminde İngiltere'dir. Bak aynı İngiltere nasıl ABD bu Fetullahçı Cemaat dediğimiz bu FETÖ'cüleri organize etti, yarattıysa Aynısı El-Kaide'yi de yarattı aynı ABD. Talebanları da aynı ABD yarattı. İşin içinde ya işte. ne var? MI6 var, Mossad var, CIA var, Fransızı var. O su var, bu su var. Önemli olan şey şu. Bizim bunun farkında varmamız lazım. Onların yaptıkları doğru. Onların yaptıkları yanlış değil. Onların kendi ülkeleri adına yaptıkları doğru Bizim kendi yani ülkemiz... Kendi ülke çıkarını düşüneceksiniz. Net diyorsunuz. açık. Bizim kendi ülkemiz adına yaptıklarımız yanlış. Bizim işte bunu fark etmemiz gerekiyor. Bir de, herkes söylüyor işte olacak Hoca bir de kompletörler üzerinde bu kadar... Evet beş cilt kitap yazdım. Kendi ülkem adına. Pınar Hanım benim bir tane derdim var. Bakın tek bir derdim var benim o da şu. Ben öldüğüm gün musalla taşına beni koydukları gün benim ülkem hala misak milli sınırlarında yaşıyor olsun bir iki layık cumhuriyet yaşıyor olsun. Gerisi umurumda değil. Siyasal iktidar o vatan olmuş. Vatanseverlerin olmuş. herhalde tek Peki. şeyi sizin bu söylediğiniz sözler. Ben bir vatanseverim. Ben hep söyledim. Bakın ben bir sol kemalistim. Ben bir vatanseverim. Benim tek derdim bu. Benim tek derdim ülkem adına konuşmak. Bir akademisyen olarak bu sene bak hocalıkta 41. yılı bitmiş, 42'si başlamış. Bu kadar kitabı yayınlanmıştı. Bu kadar binlerce öğrencilerine geçmiş bir adam olarak. Söylediğim tek şey şu kardeşim. Benim ülkem. Siyasal iktidarlar benim umurumda bile değil. Gelir geçer. Düşünelim kaç hükümet geldi geçti. Kaç siyasi parti geldi geçti. Onlar içerisi. Onun bir anlamı yok. Hiçbir önemi yok. başka bir şey. Yaşayın. Yani benim için hiç önemi yok. olmak başka bir şey. O çok başka bir Vatansever şey. Vatansever olmak çok başka, çok bir, başka şey. bir şey.